Değerli kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu bilgilendirme ve istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönem bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Hiç arzu etmediğimiz olaylarla karşılaştık. Bunun sebebini daha çok biliyorsunuz. İstanbul'daki 3-5 tane menajer. Yaptıklarını bir açıklasam hepsi bilgili belgeli. Ama onları daha sonra değerlendireceğiz inşallah. Genel bir değerlendirme yaptığımız arkadaşlar öyle bir algı oluşturuldu ki Ankara Gücü üzerinde sanki yönetim hiçbir iş yapmıyor. Her yerde para var. Her gelen Ankara Gücü'nü destekliyor ve bu paralar hiç ortada yok gibi. Sosyal medyada sahte hesaplarla bizim üzerimize yüklendiler. Amaç neydi? Bundan önceki olduğu gibi kulüp iyiye gittiği zaman kulübü ele geçirmek. Başka da bir dert yok. Şimdi arkadaşlar insanlar hak eder. Biz de deriz ki tamam bu arkadaşlar hak etti. Gelsin bizim yerimize bu arkadaşlar yöneticilik yapsın. Senin yazıhanende, büronda Beşiktaş'ın forması olacak. Sen o formanın üzerine oturacaksın. Ondan sonra yanında Kara Kartal'ın heykeli olacak. Onu da yanına alacaksın. Geleceksin Ankara Gücü'ne başkanlık yapacaksın. Ne yaptın? Ne emeğin var? Baktırdım ben şimdi. Bu süreçte 250 bin lira yardım etmiş. 1 milyon euro yardım edeceğim dedi bize. Önce 1 milyon lira dedi. Bir işim var. Halim 1 milyon euro dedi. Ne oldu? Telefonlara çıkmaz oluyor. Şunu diyeceğim arkadaşlar. Biz daha başkan olmadan, bizden güvence istiyorlar ya, biz daha başkan olmadan, Ahmet'in Akyüz burada, birkaç arkadaş daha var, diyor ki, başkanım işte biz sana hemen yapıştırdık koltuğu geçtik diyor. Burada arkadaşlar sağ olsun. Atilla Süslü başkanken, Emre Taşdemir antrenmanlara gelmiyordu, gittiydi. Emre Taşdemir'i çağırdık. İhtiyaçlarını karşıladık. Ben başkan değilken Emre Taşdemir'e biz ev aldık ya kazandan. Bunları hiçbir zaman biz kimseye anlatmadık ki. Ümit Kurt'un parasını kim ödedi Metin? O zaman başkan değilken yaptığımız işlere bak. Otobüsler bizde, kulübün gazı bizde, elektriği bizde, suyu bizde. Hepsini biz karşılıyoruz ama biz başkan değiliz. Futbolcuları kulüpte biz tutuyoruz. Başkan biz değiliz. Kulüp bitmiş. Zor durumda. Kimse selam vermiyor. O vaziyette dönelim bunları bitirdik. Başkan olduk. Mücadeleye başladık. Doğru mu? Diriliş sezonu dedik. Albümler yaptık. Sloganlar ürettik. Hep beraber. Şimdi anlatıyoruz. Bozüyük'teki maça gelenler bilir. Ya arkadaş o soğuğu yedin mi sen? Buna bir bakmak lazım. Tepeci'ye gittik. Halı sahada biz maç yapmadık mı? Ben dedim ki anasını satayım Tepecik İzmir'de dedim. Halbuki sen İstanbul'daymış. Oraları biz görmedik mi hep beraber? Topa vuruyorsun top geri havadan geri bize geliyor. Yani öyle rüzgarlarda öyle halı sahada. Ya baktığın zaman biz düz yurta gittik kamyoncularla maç yapmadık mı? Ankara Gücü takımı. Tuzla'ya gittik öbür taraftan baktığın zaman Gümüşhane'de başımıza gelenleri biliyorsunuz. Diyarbakır'a kaç kere gittik orada Murat da vardı. O sen hiç gaz yedin mi Diyarbakır'da? O sıkıntılı dönemlerde kaç kere Diyarbakır deplasmanı yaptık biz bu yoklukta doğru mu? Karda kışta her şeyde hep beraber biz bu takıma sahip çıktık. Ne oldu şimdi? Takım Süper Lig'e çıktı. Ta o zamandan söylemiştim ama ben. Herkesin ağzının suyu aktı. Ya arkadaş biz bu rezilliği çektiğimizde bu perişan olduğumuzda ya birbirimize düşmedik mi şunun bunun adamı diye yapmadık mı birbirimize öyle mi? Koray abi
Sen bağırmadın mı yönetim istifa diye kafa çek? Yaptın. Birbirimize sövmedik mi? Yaptık bunlara. Çok ama kanattan olarak birçok sahipsiz kaldı. Çoğu deplasmanlarda. Ya bakın arkadaşlar, ama hep biz vardık değil mi? Beraberdik. Hep beraberdik. Şunu diyeceğim. Ya arkadaş, siz neredeydiniz ya? Neredeydiniz yani? O zaman neredeydiniz? Bir tanenize biri biz gelip de arkadaş biz bu kulübe geliyoruz, sizi destekleyeceğiz, bu kulübe şu kadar yardım edeceğiz diyen bir Allah'ın kulu çıktı mı size soruyorum ya. O kadar iş adamı var yani. Ticaret odasının toplantısı olmadı mı? Oldu. Şeygil bilir, Celalgil gitti herhalde zannedersen. Birçok arkadaşınız gitti. Neymiş? Marka kent Ankara. Doğru mu? Doğru. Ankara'nın markası ne? Ankara gücüdür. Bir markası da Ankara gücüdür. Ankara gücünün başkanını çağırmıyorsun. Ankara gücünü hiç konuşmuyorsun Ato'da. Ve Beşiktaş'ın başkanını çağırıyorsun, ona plaket veriyorsun. Nasıl markalaştıklarını anlattırıyorsun. Ve sen Ankara'nın ticaret odası. Ankara'nın tüccarları, sanayicileri sizlere bağlı. Yani iş adamları sizlerle birlikte. Şimdi biz nasıl gelişeceğiz, nasıl büyüyeceğiz, nasıl Ankara gücünü yücelteceğiz? İş neye kaldı biliyor musunuz? Hani diyorlar ya, dolmuşçu, taksici, otobüsçü, iş ona kaldı işte. Onlar olmazsa vallahi bittiydik ya. Allah hepsinden razı olsun. İlk çıktığımız günden bu tarafa hepsi destek oldular. Halen de olmaya devam ediyorlar. Şimdi tamam, o ticaret odası başkanı gitti, Beşiktaş dedi, beraber boy boy fotoğraf çektirdiler. Bizim arkadaşlarımız gitti, protesto etti. Gelen de Fenerbahçeli, yapılacak bir şey yok. Aday olan da Beşiktaşlı. Böyle bir duruma düştük biz. Yani hiçbir çile çekmeden, hiçbir kahır çekmeden geçip oturacaklar. Bende şu kadar para var. Arkadaşlar, bize paradan önce namuslu, şerefli, haysiyetli yönetici lazım. Her şey para mı? Yarın bir gün adam geldi dedi ki bende 35 var, iyi. Bende de 50 var. Ne yapacağız? Sen mi gel diyeceğiz yani. Böyle bir dünya var mı kardeşim? O zaman belediye seçimleri var. Tamam. Kimin parası çoksa onu destekleyelim. O gelsin belediye başkanı olsun. Memleketi yönetsin o zaman. Böyle bir dünya yok kardeşim. Bize namuslu, şerefli yöneticiler lazım. Anlatabiliyor muyum? Memleketin sıkıntısı bu. Namuslu, şerefli, çalışacak, işini gücünü düzgün yapan yönetici lazım. Şimdi Ankara gücü sanki para basıyor, her yerden para geliyor gibi. Futbolcuların parasını ödüyoruz, nereden buldun? Ya kardeş, 1 lira para verdin mi? Bakın arkadaşlar, hesapladık. Biz kulübü aldığımızda 72 milyon dolar bu kulübün parası oluyor şimdi. Borcu. 72 milyar dolar. Yani 350-400 milyona yakın bir borç. Gelirlere bakalım. Taraftar geliri. Hep ceza. Doğru mu? Ancak kalan da sahanın masraflarına gidiyor. Şimdi baktığınız zaman pasolik sayısına Galatasaray ölmüş 840-850 bin. Sende daha var 35 bin. İnşallah bunlar düzelecek. Sıdatımız faaliyete geçtikten sonra bu sayılar artacak. Bunu nasıl artıracağız? Bunu biz Sıdat'la birlik beraberlik içerisinde olacağız. Sadece takımımızı destekleyeceğiz. Ve singaflı laflar etmeyeceğiz. Ve bu şekilde bu birlik beraberlik içerisinde bizim taraftar sayımız da artacak. Pasolik sayımız artacak. Bunların hepsini nasıl başaracağız? Hep birlikte başaracağız. Şimdi arkadaşlar, sizlerle ben bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii öncelikle biz transfer yasağını açmak istiyoruz ve bununla ilgili çalışıyoruz da. Ama son sadece 18 günde yaptığımız harcamaları söyleyeceğim size. Yani şu kulübe verdiğimiz parayı söyleyeceğim. 18 günde millet televizyona çıkıyor, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor ya, hiçbir şey yapan var mı? Yok. 18 günde bakın arkadaşlar, bu yönetim kendi imkanlarıyla 6 milyon
520.850 lira para buldu. 6 milyon 18 günde. Bunu da arkadaşlara vereceğim, hepsine de bakabilir. Yani futbolculara ödediğimiz paralar. Şimdi öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kulübe hiçbir destek olmuyoruz. Ya daha ne olacağız? Ne yapacağız? Herkese kredi çektirdik. Beyza iş kredileri kullandık. Kredilerin biliyorsunuz miktarı da bayağı bir faizler de artık hepimiz sorumluluk aldık. Yani faiz de olsa ödeyeceğiz. Artık bizim bu futbolcuları kulübümüzde tutmamız lazımdı. Dün de gittim yine aynı şekilde. Oraları toparladık. Herkesin gönlünü yaptık. Antalya kampında. Ondan sonra gece saat 11-11.30'da yola çıktık, geldik. Sabah geri devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Ne için yapıyoruz biz bunları? Takımımız düşmesin. Takımımız bu ligde kalsın. Pekala arkadaşlar, bu süre zarfında ne kadar destek aldık? Desin adam, ben şunu verdim desin. Var mı? Yok. Şimdi biz geçen sene şampiyon olduk. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ciddi destekledi. Allah razı olsun. Destekledi, transfer yasağını kaldırdık ve bir kadro kurduk. Bu sene geldiğimiz nokta şuydu. Bizim sıkıntımız şundan oldu arkadaşlar. Bu menajerler yüksek fiyatta futbolcuları bize vermek istedi. Ve biz de aldık işin gerçeği. Niye? Sponsorluklar bulunacaktı. Ciddi destekler gelecekti diye, bağlantıları var diye biz bunları aldık. Ama kopma noktası nereden geldi? Nasıl oldu? Burada hepsinin fiyatları, belgeleri de burada mevcut var. Çok da böyle namahreme de girmek istemiyoruz. Çünkü biz büyük bir camiayız. Süper Lig'de asırlık bir tarihiz, biz kültürüz. Yani 4. sıradayız. Kuruluş ama şeyle diyorum. 1910 yılında kurulmuşuz. Asırları devirmişiz. Lig'de en fazla mücadele eden kulüplerden birisi biziz. Bizim namahremimizi de komple ortaya da sermek istemiyorum. Ama şunu bilin. Burada konuşmayacağız. Bu sefer de sustuğunuz zaman suçlu gibi oluyor. Neden düzen bozuldu? Düzen şundan bozuldu arkadaşlar. Çerçi Alonso geçmişte iyi futbol oynamış, iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu. Doğru mu? Doğru. Bunu bize önerdiler. Tamam dedik, gelsin. Bizim beklediğimiz fiyatın da üstünde oldu. Geldikten sonra ara bozulmasın diye bunu da kabul ettik. Bunu da kabul ettik. Sinemize çektik. Haliyle işte kulüp idare ediyorsun. Ne yapman lazım? MR çektireceksin. Doktor kontrolüne göndereceksin. Efor testine getireceksin. Sağlık kontrolünden geçirdik. Ciddi problemler var. Kıkırdakları bu futbolcumuzun azalmış, bitmiş yani. Bu bir maçta oynar dediler, 40 maçta oynar dediler. Bunu hocalarımız diyor. Başka bir hocaya gösterin dedim doktora. Ona gösterdik, o da o şekilde dedi. Yani bu riske girilmez, bu kadar para da verilmez. Tamam dedik, bunu da verelim, bu riske de girelim. Döndüler bu sefer, 3 yıl olacak. Ya Antalya'ya gittim, ertesi gün saat gece 11'de bastım, geri geldim Ankara'ya. Bizim İsmail Hoca önce tamam başkanım 1 yıl alalım diyordu. Saat 13 çeyrek geçe, 20 geçe beni aradı. Başkanım dedi, huzurumuz bozulur, biz bunu 3 yıllık alacağız. Neyse, neticesinde uzatmayacağım. Saat 11'de toplandık. İtalyan menajerler, Fransız menajerler, bir sürü insan. Bizim tabii şeyi falan da getirdik. Tercümanı da çağırın gelin. Anlatın bakayım. 3 yılda 3 yıl. Ben de şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, 3 yıl alamayız. Bizim bütçemiz buna müsait değil. Madem öyle dedim, koyun şuraya 50 milyon 5 yıl alayım dedim. Ortada para yok. Bize 3 yıl bunu dayatmayın. Daha sonra bizim iş bitti arkadaşlar. Bizim İstanbul'daki menajerlerle problemimiz Çerçi olayıdır. 3 yıl almadık diye. Hatta Kone de var işin içerisinde de.
Ya için içinde olmayan yok ki. Dün akşam beğenirsiniz beğenmezsiniz. Öyledir böyledir. Otelden çıkıp giderken Kone'yle görüştüm. Tercüman falan var. Ya o söylediklerini adamın komple verdiğimiz 300 bin euroyu bunlar cebine almış koymuş gitmiş. Şimdi bu adamdan nasıl performans bekleyeceksin? Daha anlatamayacağım neler var neler. Yani hangi birini anlatacaksın? Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken ne? Ona karar vermemiz lazım. Şartlar bu. Biz buraya kadar getirdik. Ha gönül ister ki transferi de açalım. Takıma da takviye yapalım. Herkesten çok kim ister? Biz isteriz yani. Niye bu kulübün başkanıyız kardeşim? Niye istemeyin? Yani maç kaybettiğimiz zaman he vallahi he billahi diyorum. Herkesten çok kim üzülüyor? Vallahi de ben üzülüyorum. Billahi de ben üzülüyorum. Sorumluluk. Ya sen kendin üzülüyorsun da biz de bir de verip de üzülüyoruz. Yani sıkıntı şurada. Herkes bu takımı seviyor mu? Seviyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bazı şeyler söylenmiyor. Ya kardeşim benim arabalar nerede la cipler? Hepsi gitti. Yok. Bizim hayatımız bitti. Ya ben de şunu diyorum. Sen imkanın gücün nispetinde destekliyorsun. Allah razı olsun. Biz de gücümüz nispetinde destekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ha sizin başkanınız bir Ali Koç değil kardeşim. Bunu da bilin. Yani mevzu bu. Elinizdeki imkan bu. Buraya kadar getirdik. Doğru mu? Süper Lig'de yaşamak esasında çok kolay. Güzel bir planlamayla çok rahat gidebilirdik biz. Ama bu arkadaşların istediği yapılmadığı zaman ne oldu? Her yere engel koydular. Yani bu kulübe yardım etmeyin diyorlar. Net söylüyorum ya. Ama şunu söyleyeceğim. Allah'ın izniyle bu kulüp 109 sene yaşadı mı? Yaşadı. Allah'ın izniyle sonsuza kadar yaşayacak. Allah'ın izniyle diyorum ya. Şimdi arkadaşlar şu kadar yardım ettik diyorlar değil mi? Yani hem sana ne kardeşim? Sen menajersin lan. Sen kimsin yani? Kurum başkanı mısın? Sen kimsin? Ben bu kadar yardım ettim diyorsun. Yani menajer çıkıyor televizyon programında ne dedi? Biz bu kadar yardım ettik, biz şunu yaptık. Sen kimsin? Vasfın ne senin? Bakan mısın? Nesin? Başbakan mısın? Kimsin sen yani? Vasıfsız bir menajersin. Onun bunun ismini kullanarak bütün kulüpleri batıran insanlar sizlersiniz. Siz batırıyorsunuz hepsini zaten. Hepsini, kirli çarşaflarını hepsini zaten sereceğiz. Çünkü niye diyeceksin? Bu olaylar oldu. Beni nereden baksan 10-20 kişi, futbolcu ve menajerler hepsi aradı. Kendi topçularımız içinde mağdur olan arkadaşlarımız var. Ben onların hiçbirine kızmıyorum. Ha bundan sonra nedir? Bundan sonra biz kendi planlamamızı kendimiz yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Bu takımı buraya kadar nasıl hep beraber getirdik, sırtlattık? Ha bundan sonra da o şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar 6. aydan bu tarafa liste burada, isteyene de verebilirim. Bunların bilançoları, dipnotların hepsi var. Yaptığın zaman 3-5 klasör eder. Ayrıntısına girdiğin zaman. Ama biz 6. aydan bu tarafa 10 milyon, 5 milyon, 20 milyon değil. Hani şu kadar yardım ediyoruz falan diyor ya, 2 yılda 3 yılda bu kadar yaptık. 100 milyon 106 bin lira kaynak kullanmışız biz. Başlamadan daha bismillah başlamadan burada 29 milyon 500 bin liralık eski yöneticilere biz borç ödemişiz. Ne zamanın yöneticileri bunlar? 2009'un, 2010'un, 2011'in yöneticilerine, yılın yöneticilerine biz 29 milyon 500 bin lira daha başlamadan, transfer yapmadan bunlara para yatırmışız. Aynı şekilde bugüne kadar bizim yerli ve yabancı futbolculara ödediğimiz para miktar
27 milyon 421 bin lira. Hani bir kuruş para almadık diyor ya arkadaşım biri. Ama belgeler yalan söylemez abi burada. 27 milyon lira para ödemişiz biz bugüne kadar. Dönelim öbür türlü. İsmail Hoca'yı geç aldığınızı atmışlar oraya da 605 bin lira. Teknik ekibe yapılan ödemelerde yardımcılarına yani bugüne kadar yapılan İsmail Hoca'nın bu süreçte 6 aylık süreçten bahsediyoruz ha, yıllık mıllık değil, 2 yıllık değil. 1 milyon 63 bin lira ödemişiz. Bu 6 aylık süreçten bahsediyoruz. Büyük kalemlere baktığımız zaman ayrılan yabancı futbolcular ve FIFA taksitlerine 5 milyon 455 bin lira ödemişiz. Transfer yasağını kaldırmak için 8. ayda, 7. ayda, 8. ayda o arada 6 milyon 189 bin ödemişiz. Şimdi şunu diyeceğim arkadaşlar, vergi ve SSK'ya 10 milyon 503 bin ödemişiz. Bunu ben basın mensubu arkadaşlara da veririm. Bu ortada yani. Bunlarla ilgili harcamaların kalemleri de zaten hepsi de muhasebemizde mevcut. Şunu diyeceğim, 100 milyon 106 bin lira biz bu kulübe kaynak bulmuşuz. Yani baktığınız zaman kaç tane kulüp vardır böyle bu kadar yoklukta, bu borcun içinde bu kadar kaynak bulacak? Size soruyorum yani. Yani bakın bir. Şimdi arkadaşlar bunları sizler niye paylaşıyorum? Bunları siz bilin. Buna göre yol haritası çizelim. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Biz futbolcularımızın birçoğunu kulüpte tuttuk. Ama borç bulduk, ama kredi çektik, ama malımızı sattık, ama mülkümüzü sattık. Bu yönetim fedakarlık yaptı. Burada biz bu futbolcularımızı tuttuk. Şimdi yapacağımız olay nedir? Bir Galatasaray maçı var değil mi önümüzde? Artık ne siz değişebilirsiniz, başkaları gelebilir şu an. Ne bizim futbolcularımız şu an gidecek, başkası gelecek. Böyle bir dünya yok. Kardeşim iyisiyle kötüsüyle hepsiyle bizim kendi çocuklarımız, kendi futbolcularımız diyeceğiz. Hata da yapabilir insanlar. Biz hep beraber bunlara sahip çıkacağız. Biz hep beraber bu takıma sahip çıkacağız. Şimdi her zamankinden daha çok birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Gruplar da öyle. Ankara Gücü kardeşliği olmalı. Hepimiz birbirimize sarılmalıyız. Çünkü artık işler kolay gibi gözükse de artık işler zorlaştı. Görüyorsunuz yani. Şeytan taşlamaktan bir ibadet yapabiliyor musunuz? Şu halimize bakın. Yani biz neler düşündük? Dedik ki Süper Lig'e çıkarız. Her şey dört dörtlük olur. Ama maalesef öyle değil. Memlekette iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Memlekette hırsızlar da var, dürüst insanlar da var. Memlekette nankörler de var, münafıklar da var, sadık, vefalı insanlar da var. Bu memleket böyle bir memleket. İnsanoğlu var olduğundan bu tarafa bu şekilde devam etmiş, gitmiş. İyiler de olacak, kötüler de olacak. Ha bizim iyi niyetle bir amacımız olmalı. Bu armayı en yükseklere taşımak. Doğru mu? Armayı en yükseklere taşımak. Hani emin olun çok rahatsız oluyoruz. Yeri geliyor yeniliyoruz. Renkten renge giriyoruz yani. Çok üzülüyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Üzülmüyoruz mu? Ama destek gelse bu şehrimizin takımı, biz ne istiyoruz? Sadece diyoruz ki Ankara Gücü'ne yardımcı olun. Tamam mı? Şu transfer yasağını kaldıralım. Bir tane sponsor bulabiliyor muyuz? Ya konuşmayacaksın da nasıl konuşmayacaksın? Haydi şimdi. Geçen sene Makine Kimya'dan 1,5 milyon lira aldık. Şimdi Süper Lig'e çıktık. Bu rakam 5 milyon olur, 10 milyon olur. Bakıyorsun adam devletin kurumundan 10 milyon alıyor. Koymuş sırtı öyle her yeri. Sponsor güzel. Bakıyorsun sahasında devletin kurumları sponsor. İşte gördünüz birkaç gün içerisinde takımın birine isim de vermeyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz.
16,5 milyon liralık bir sponsorluk anlaşması. Bu yani devletin kendi kurumudur bu firma yani. Tasarruf mevzuatında olan bir firma. Dolayısıyla şimdi haklı olarak biz diyoruz ki Makine Kimya Ankara Gücü, değil mi? Burada bizim buradan sponsorluk almamız lazım. Gayet normal. Bu kulübün kuruluşunda o dönemin cepheye mermi üreten işçilerin bir araya gelerek kurduğu bir kulüp. Yani bu kulübün kuruluşunda Makine Kimya var. Ve bu kulüp Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, şehitler vermiş futbolcusundan, gaziler vermiş bir kulüp. Yani sizin kendi markanızı taşıyoruz. Elhamdülillah ligde en fazla gol yiyip düşmüş durumda da değiliz. İkinci ligden geldik buraya, 2 sene üst üste şampiyon olduk, hep beraber bu mutluluğu da yaşadık. Şimdi sizi en iyi şekilde biz temsil etmek istiyoruz. MK Ankara Gücü, bu kurumu. Hadi gelin hep birlikte birlik beraberlik içerisinde siz de destekleyin. Bu takım sizin kendi takımınız. Bunu söylediğimiz zaman bizden kötüsü yok. Yani nasıl olacak? Ha, bundan sonra yapacağımız olay nedir arkadaşlar? İnşallah Şubat ayında da bu Bankalar Birliği'nden, daha doğrusu Ziraat Bankası'ndan tüm kulüplerle ilgili yeniden borç verilecek ve yeniden bir yapılandırma olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte de kulübün borçlarını arttıranlar buradan mesul olmak suretiyle olması lazım yönetimsel anlamda. Hal öyle olunca biz tabii ki biraz yara yedik, aldık mı? Biz sezon başında bu futbolculara fazla para ödediğimizden dolayı biraz yara aldık, darbe aldık. Ama bu bizi öldürür mü, yıkar mı? Yıkmaz. Dolayısıyla eğer bu yapılandırmada biz güzel bir bütçe oluşturursak bundan sonraki yıllarda hiçbir kimseye muhtaç olmadan kendi halimizde, kendi işimize gücümüze bakacağız. Sadece Ankara Gücü'yle ilgili, futbol takımıyla ilgili işler yapmış olacağız. Enerjimizi buraya sarf etmiş olacağız. Ama şimdi görüyorsunuz. Adam biri çıkıyor şu kadar vereceğim. Öbürü çıkıyor ben şu kadar vereceğim. Sizin bilmediğiniz daha bir sürü entrikalar var. Bir sürü olaylar var. Ama burada yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Burada yapmamız gereken, bize düşen bu birlik beraberliktir. Ha, burada şimdi ben çok da fazla konuşmayacağım. Genel anlamda dedim, bir toparlayın. Yani burada yönetim hiç çalışmıyor, yatıyor, yan gelip yatıyor. Böyle bir algı oluşmasın. Ödediğimiz paralar burada. Şimdi arkadaşlar, sizin bize, bana sormak istediğiniz sorular varsa bir de sizi dinleyin. Ona göre ben de konuşmalarıma birkaç cümle daha ekleyip son vereceğim. Evet Fatih'ciğim, bir şey diyeceksin herhalde. Evet. Dik duralım diyorsunuz. Yaşadıklarınızı ben evvelinden beri bütün başkanlardan diyorum. Hep dışarıdan çıkan başkan adayları vesaire. Her zaman bir karıştırma operasyonu var. Bu camiada içimizde şu an burada olan da var. Dışarıda olan da var. Şimdi canlı yayında internette izleyen de var. Başkan dik durduğu sürece, taraftar da dik durduğu sürece bu kulübü kimse yakamaz. Başkan. Sağ ol Fatih. Evet arkadaşlar, başka düşüncesi olan... Başkanım, bu kadroyu, Ankara Gücü camiası merak ettiği bir şey var. Bu kulübümüzün mevcut borcu ne kadar? Konuşanmada da herkes taraftar bir şekilde yazdırırlar. Bunun için burada bir daha sizi bu şekilde taraftarın önünde yakalayın mı? Bu kulübümüzün net borcu nedir? Bakın. Sizin alacağınız nedir? Evet, bunu... Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim hani şirketleşti dediler, kulübü Mehmet Diner üzerine geçirdi falan dediler. Şirket işi yok. Şirket işi olsa dahi zaten kulübün %51'i en az kulübün kendi malı olur ki daha fazlası zaten şu an kulübün bünyesinde. Şimdi ortada para yok, borç var.
şirketten bahsediyor arkadaşlar. Bu şirketi kim alır şu an? Ha Süper Lig'e çıktık, marka değerimiz olacak. Bunu kim yapacak? Bunu başkası yapmayacak. Arkadaşlar bunu bizler yapacağız. Nasıl bizler yapacağız? Yarın bir gün Eryaman Sıdat'a açılacak. İşte cumartesi Galatasaray'la maç yapacağız. Şimdi bazen bakıyorsun adam sahte hesapla, sahte kimlikle taraftarları kışkırtıyor, doğru mu? Galyana getiriyor. Provokatörlük yapıyorlar. Burada yapacağımız nedir? Futbol bir dostluktur, kardeşliktir. Maçımızı yapacağız. Güzelce geleceğiz. Ha burada biz kulübümüze zarar verdirmezsek, çok böyle sinkaflı işlere girmezsek biz büyüyerek gideriz. Yarın Eryaman Stadyumu açılacak. Eryaman Stadyumunda bizim siyasette bir işimiz yok arkadaşlar. Biz Eryaman Stadyumuna gittiğimiz zaman her kafadan bir ses çıkmaz ise, sadece takımımızı desteklersek biz başarılı olmuş olacağız. Kötü tezahürat yapmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle bu oyunlara gelmeyeceğiz. İçimizden biri affedersin küfür ettiği zaman hemen ağzını tutacağız. Sizler abilik yapacaksınız. Yani eğer biz bunu yapmazsak bir arpa boyu gidemeyiz. Biz akıllı olmak zorundayız. Biz bu tür olaylara kimseyi sokmamak zorundayız. Bu tür içimize sızan provokatörlük yapacak arkadaşları engellememiz lazım. Yine diyorum, Eryaman Stadyumu açılışı olacak. Bu açılışta da farklı yerlere kimse bir şeyler yapmasın. Yapmayalım yani. Yapmamamız lazım diye düşünüyorum. Bu açılışta kimseyi protesto etmememiz lazım. Ne olursa olsun. Stadyumumuz geç olmuş olabilir, yetişmemiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Belki bu haftada yetişmeyecek olabilir. Ama bizim daha böyle sağduyulu olmamız lazım. Oyunlara gelmememiz lazım. Bu stadyumun yapan siz misiniz? Biz miyiz? Değil. Yapan firma belli, belediye belli. Bakanlık orada. Ama bizim bu saatten sonra özellikle bu seçim atmosferinde biraz daha hassas olmamız lazım. Dediğim gibi özellikle size söz vereceğim. Toparlıyorum hemen. Özellikle söylüyorum. Sizden rica ediyorum. Özellikle Eryaman Stadyumu açılışında biz hiçbir olaya karışmayacağız arkadaşlar. Sadece takımımızı destekleyeceğiz. Ha çıkarsınız dersiniz ki başkanım hep beraber protesto edelim. Onu diyecek arkadaşlarımız var mı? Yok. Olmadığına göre bakın arkadaşlar. Bizim yapacağımız iş sadece ve sadece çok önemli maçlarımız var. Elimizdeki futbolcular belli. Bunların morali, motivasyonunu yükselteceğiz. Özellikle Alanya maçı bizim için çok önemli bir maç. Alanya'yı yendiğimiz an biz çok rahatlarız. Evet şimdi buyur arkadaşım sen dinle. Benim iki tane sorum olacaktı başkanım. Tabii buyur. Birincisi bu Erkebir olayı var şimdi. Bir devamlı tweet falan diyor ben gelmeyeceğim maça işte Galatasaray maçı için. Öyle bir şey var. Mı? Şimdi Erkebir'in olayına değinelim. Şey yapmış Erkebir sosyal medyadan Pinokyo Minokyo diye yazmış bize yani yönetimden dolayı. Belki de bana yaptı bilmiyorum öyle söylediler. Dedim ki şu arkadaşı arayın gelsin. Neyse aradılar. Dün geldi. Yani dün özellikle ben de gittim. Yurt dışından geldi. Oturdum. Adam diyor ki burada diyor en çok parayı benim almam lazım. Ya kardeşim sen şimdi bu sözleşmeye imza attın mı? Attın. Doğru mu? Doğru. Sen oynamak zorundasın. Senin paranı da yatırdık mı? Yatırdık. Şimdi takımda da öyle bir şey var ki böyle bir iki tane futbolcu var. Zaten geçmişine baktığınız zaman Gençler Birliği'nden ayrılış sebebi, Antalya'dan ayrılış sebebi, Antalya'daki durumları belli. Disiplinsiz hareketleri var. Bu Elkebir böyle bir futbolcu. Dün çektim konuştuk. Dedim ki tamam. Ben sana dedim her attığın gole, her yaptığın asiste, her oynadığın maça
ekstra paralar yazacağım dedim. Şu kadar euro, bu kadar euro. Türk parası da değil. Ondan sonra tabii haliyle bu kafaya takmış şeyi. En çok parayı diyor ben alacağım diyor. İyi de kardeşim adam şimdi biraz önce bir şey söyledim. Her şeyi açıklayamıyoruz burada. Zamanı geldiği zaman onları da açıklarız. Şimdi adamın aldığı para çok astronomik para, ücret alan diyeyim yani. Futbolcular yok mu? Var. Şimdi o da onlara yetişmek istiyor ama öncesinden kontratını biz yapmışız. Gayet normal bir kontrat. Üzerine de dedik sana yardımcı da olalım. Yok adam şimdi ekstra büyük paralar istiyor. Yani adam şimdi ben diyor burada diyor bu paralara oynamak istemiyorum. Başka yerden diyor bana şu kadar teklif var. Bunu diyor bu arkadaşımız. Ama şunu da bilmesi lazım. Bizimle kontratı da sezon sonuna kadar var. Yani bu adam hoplasa da zıplasa da bir şekilde maçları oynamak durumunda. Ha, oynamazsa da cezasına katlanacak. Yani ceza keseceğiz. El Kebir'in parası ödendi. Transfer hakkında bilgi verir misin başkanım? Transfer hakkında bilgi. Şimdi arkadaşlar eğer kaynak bakın arkadaşlar eğer bu süreçte yine kaynak bulabilirsek biz transfer yapacağımız mevkiler de belli. Az çok %70-80 alacağımız futbolcular da belli. Yani boş durmuyoruz. Ama şimdi biz şayet bu ödediğimiz parayı transfer yasağını kaldırmaya harcasaydık bir tane topçumuz kalmazdı. Hepsi giderdi. Şimdi biz elimizdeki topçulara, futbolculara sahip çıkalım. Bakın arkadaşlar bizim takımımız kötü bir takım değil. Emin olun kötü bir takım. Bir tane topçu gitti onlar da oynamaya tuttu. Tabii o gidenler de öyle. Ya şartlar bu arkadaşlar. Bu şartları bizim kabul etmemiz lazım. Ve bu futbolcularımıza bizim buradan çıktıktan sonra destek olmamız lazım. Önemli bir maçımız var. Galatasaray maçı. Çıkacağız aslan gibi mücadelemizi edeceğiz. Onlar da 11 kişi oynayacak. Biz de 11 kişi oynayacağız. Ha ondan daha önemlisi de bizim Alanya maçımız. Ha şu olay var. Biz ne dedik? Gelin kardeşim getirin şuraya bağışı yapın. Basın huzurunda söz hemen genel kurula gidelim. Bir ay içerisinde kulübü size teslim edelim dedik. Gelen oldu mu? Olmadı. Bir aydır gelen de yok. Ama adam ne diyor? Ben geleyim şöyle yapayım. Ben geleyim böyle yapayım. Bak biz biraz önce bir şeyler anlattım ben. Biz gelmeden Emre Taşdemir'i tuttuk. Kazandan ucuz doğalıdır ona daire aldık. Bir şekilde şunu söyleyeceğim. Daha sonrasında da futbolcuyu kulübümüze kazandırdık. Gelişimini sağladık. O zaman zor zamanlarda şartlarda bizim kulübümüze 1,5 milyon lira kaynak sağladı o futbolcu. İşte onların sayesinde de çarkı döndüre 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 buraya kadar geldik. Ha bu transfer olmayacak diye bir şey değil. Olacak dersek de yanlış olur, olmayacak desek de yanlış olur. Şu süreçte eğer bizim transfer yasağımızın önünde 6 milyon lira bir borç var. Bunun zaten 4 milyon lirası vergi ve SSK. Eğer biz bunu açabilirsek bu süreçte transfer yasağını yaparız. Kaldırır transferleri yaparız. Evet. Koray abi az önce bir soru sordu da hani kulübün borcu ne kadardır diye. Onu da söyle. Eğer burada buna cevap verilmezse şuradaki birlik biraz da dışarıda yine dedikoduyla internette işte başkan ya, bilmem ne yapamadı diye bu birlik yine dışarıda. Yok yok şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar biz ne diyoruz? Kulübümüzün 110-120 milyon borcu var. Doğru mu? Doğru. Şimdi topçunun biri gitti. 3 yıllık sözleşmesi var. Onu üzerine koyarsan ne eder? Şimdi 1 milyon 100 bin eurodan desen, 1 milyondan desen 7 milyon. Yani 6,5 der. Yani 20, yani 100 olduğu için 20 milyon lira der. Senin bir topçun gitti 3 senelikte kontrat imzaladın değil mi? 20 milyon daha üzerine koymuş oluyorsun. Yani o zaman işler farklı boyuta geliyor.
Anlatabiliyor muyum? Murat Duruyer'i biliyorsun değil mi? Kimin haberi vardı? Yok. Şimdi ne oldu? Çıktı geldi. Hiçbir şey var mıydı? Bilgimiz var mıydı? 10 sene önce top oynamış bizde. Şimdi biz bunun borcunu vereceğiz. Böyle sürpriz dosyalar çıkıyor. Ama baktığınız zaman diğer kulüplerden biz çok çok rahatız. Yani biz şimdi şurada neyi konuşuyoruz biz? 6 milyon lira kalmış. 6 ödemişiz 6,5 zaten içeriye. Sadece 6 milyon lirayla transfer yasağını kaldıracaksın. 3-4 milyon liraya da topçu getireceksin. 10 milyon. Ya bizim üzüldüğümüz şu. Koskoca başkent. Koskoca başkent. Bir 10 milyon lirayı bulamıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Ha bu işler olacak ama zaman alacak. Bizim öyle diğer kulüpler gibi arkadaşlar 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar yani katrilyon borcumuz yok ki. Ne yaparsan yap 150'yi geçiremezsin. Yani bu ligin ortalamasına göre çok çok iyi. Bir de Koray abi bizim elimizde bir takım var ya. Yani şimdi bir takım kur, nasıl kuracaksın yani? Bir de elimizde takım var yani. Oynayan takım var. Bu kulübün değeri 100-150 milyon lira değil ki. Şimdi hem borç ödemişsin, hem bir takım sahibi olmuşsun, hem ikinci ligden gelmişsin. Şimdi baktığın zaman biz Guinness belki rekorlar kitabına gireriz. Ayrı ayrı hikayesi var her senenin. Bunun Türkiye'de bir örneğinin olma şansı yok ki. Örneğinin olma şansı yok. Haydi kurtarsınlar. Aa, Antep Spor orada. Hep beraber göreceğiz. Buna benzer. Mersin İdman Yurdu. Yok mu orada? Haydi kurtarsınlar. Ne yapıyorlar? Bak şimdi ne yapıyorlar? Hep isim değiştirerek başına bir yeni koyuyorlar, geliyorlar. Buna benzer. İsim vermek istemiyorum ama sizin daha net anlayabilmeniz için, benim konuyu daha iyi anlatabilmem için, biliyorsunuz Göztepe ne oldu? Tasarruf mevzuatına düştü, kapandı. İsmi aldılar, ne yaptılar? O ismi Ali Ağa'yı satın aldılar, Ali Ağa Spor oldu. Ali Ağa Göztepe Spor olmuş oldu. Ve profesyonel olup devam etmiş oldu. Biz böyle bir şey yaptık mı? Yok. Biz ne yaptık? Tamamın borçtan tamamını kabul ettik. Sadece dedik bizim geçmişimiz, tarihimiz bozulmasın dedik. Bu maneviyat bozulmasın diye o borç batağının içinde mücadele ettik, ettik, ettik. Allah nasip etti. Biz Süper Lig'e çıktık arkadaşlar. Ama tarihimizde en ufak bir leke bırakmadık. En ufak bir leke bırakmadık arkadaşlar. Koray abi durum bu. Yani bizim öyle büyük borçlarımız yok. Dert edecek hiç borcumuz yok. Şu anlamda. Evet. Çok iyi olur. Verdik gitti. Şimdi Koray abi. Nasıl olsa asansörcü kadar da olamadık mı diyor. Adam şimdi ya öyle dedin de birileri çıktı. Ya arkadaş çıkıyor diyor ki ya diyor sen diyor ben dedim ki telefonu bir yap bakayım. Çünkü parasını aldı. Gökçek döneminde parayı aldı. Anka Park'ta işi yapmadı bu. Ama parayı aldı. Şimdi demir de arttı. Şeyi bahane gösteriyor. Trafoyu. Lan öyle mi sen 5 senede trafoyu kaldıramayan bir adam transfer yasağını nasıl kaldıracak lan? Sen kimi kandırıyorsun? Bu şahsiyette olan bir vatandaşın bizim yurdumuzda ne işi var ya? Ya arkadaşlar şimdi şunu diyeceğim ben. Şimdi memlekette biliyorsun bir dolandırıcılar var, nitelikli dolandırıcılar var. Kendini böyle çok paralıymış, pulluymuş, çok destek olacağım diye çıkıp dolanan dünya kadar adam var. Şimdi biz de malum dedik ki arkadaş bunda ekonomisi iyidir. Kulübe de destek olur diye. Hani hep diyorlar ya iş adamı al, iş adamı al. Vizyon sahibi olsun, al işte anasını satayım. Hiç. Siz ya bize önerdiler işte sizin gibi diyorlar ya devamlı. Yazıyorlar, çiziyorlar. Bazı şeyler var. O bilmediğimiz
Fatih, bize yani camia olarak kimseden endişemiz yok. Siz söylemediğiniz sürecinde de yani bilmediğiniz şeyleri bilirim hep beraber. Şimdi bakın arkadaşlar, bak şimdi genel anlamda bizim bu seneki sıkıntımızı zaten genel anlamda söyledim. Çerçiden dolayı bir problem yaşadık. Bu ameliyat geçirmiş, dizlerindeki kıkırdaklar bitmiş veyahut da azalmış. İğneyle, takviyeyle biz bu arkadaşımızı oynatıyoruz. Bunun menajerler aracılığıyla diyorum. Bak, menajerler başka insanların, oradaki insanların ismini kullanarak kendilerine rant elde ediyorlar. Bu 2-3 tane, 5 tane menajer. Onu anlatmak istiyorum abi. Burada burada tamam abi. Siz konuşmaya niye fırsat veriyorsunuz? Kafası ilahe bağlanıyor camiaya. Menajer bozulmuş. Bu hafta bulmak zorunda kapatın telefonu. Ne konuştuğunu bilmiyor. Ya işte o beğenmediğin o adam var ya, o ne konuştuğunu bilmediğin o adam ne diyor? Ben diyor sana şunu yapmadım mı? Biz kimlerle, ya kimi kullanıyor? Hep birilerinin ismini kullanarak, anlatabiliyor muyum? Böyle camialara geliyorlar. Bakın arkadaşlar, batan camialara bakın. Hep bu tür menajerler. Aynı şekilde şimdi birilerinin ismini kullanıyor. Net söyleyeyim. Adamın bunlardan, bu yaptığı ticaretten belki hiç alakası bile yok. Yani ne yapıyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bir akrabasını ortaya atıyorlar, oradan tutturuyorlar. Oradan, o isimden yürüyorlar. Onu kullanarak gidiyorlar. Ama adamın da bu tür ticaretten, bu tür yaptıklarından hiç haberi alakası yoktur. Anlatabiliyor muyum? Buradaki olay şu, birilerinin ismini kullanarak, onları kullanarak bunlar yoluna çıkmışlar. Onları kullanarak, o isimleri kullanarak yoluna çıkıyorlar. Ben yine diyorum, isim de çok da vermek istemiyorum. O İstanbul'daki kişilerin bunlarla bu anlamda bir ticari ilişkiye girme şansının hiç olmadığını düşünüyorum. Ve bunlarla da bu işten onların da hiç haberinin olmadığını düşünüyorum. Yoktur yani böyle bir şey. Bu menajerler bu şekilde bir şirket kurmuşlar. Bunun üzerinden ya topçu alınacak değil mi? Topçuya bile diyor ki sen o diyor menajerini diyor bırak gel bize menajer olarak biz alalım. Şu kadar da para verirsen biz sana getiririz, geliriz diyor. Bunlar ne zaman öğrenildi? Bunlar bir iki ay içerisinde öğreniliyor. Dün yoldan gelirken iki tane menajerle konuştum. Bunların yaptıklarını anlatıyorlar. Futbolcularla konuşuyorum, yaptıklarını anlatıyorlar. Şunu diyeceğim ben. Hani çok böyle detaya girip iyice namahremimizi ortaya sermeyelim. Biz bir Süper Lig kulübüyüz. Bakın arkadaşlar, 109 yıllık tarihe sahip bir kulübüz. Taraftarların bilmesi gereken bir nokta vardır, onu bilir. Yönetimlerin bilmesi gereken vardır, yönetim bilir. Onun haricinde bu camianın dışında da çok fazla da her şeyi bilmesine de çok da gerek yoktur. Ama ne yapıyoruz biz? Şimdi arkadaşlarımız kayıt alıyor. Biz yok, önemli değil, kayıt al. Bizim çekindiğimiz bir şey yok. Arkadaşlarımız kayıt alıyor. Tabii bizim her şeyimizi ortaya bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Başka sorusu olan var mı? Başkanım, var mı? Şimdi bu krize benzer kulüplere baktığım zaman hep altyapıdan topçu çıkararak açtıklarını görüyoruz. Fakat bizim altyapımızın durumu şu an hiç şaşırıcı değil. Galatasaray'da bir Ozan Önlü'ye var. 11 milyon euro 17-18 yaşındaki çocuğu sattılar. 5 ayda parlattılar. Medya şişirdi. Her pozisyonda penaltı yapan bir adam 11 milyon euroya sattılar. Bizim altyapımızın durumu ne durumda? Onu söyle. Şimdi, bir de Cem de ilave yapsın. Altyapının sağlığı yok. Altyapının futbolcuları aray. Sakattan da söylüyor. 14-15 yaşında. Bak dinliyoruz. Başakşehir'in iki tane futbolcu gitti altyapında. Peçin abi altyapın ne durumdadır? Ya sen bana sor, bana, ben biliyorum sen sor. 15 senelik hizmet yapan çocuklar bugün hiçbir yok. Hepsi sakatlandı ya. Hepsi sakatlandı. Cem söyle. Allah'ını seviyorsan rica ediyorum. Allah için rica ediyorum. Allah'ın sahası mesela çok kötü. Tabii. Ot bağlamış. Allah'ını seviyor. Biliyorsunuz dünya bak. 7,5 yaşında 5 yaşında çocukların hepsi
ağlıya ağlıya gitti. Bundan sonraki çocuklar gitmesin. Mesela Kemal'in oğlu torunu var Ankara Gücü'nde 10 sene duruyor. Salla gitsin. Ali'nin de yazık. Buna Allah için bir düğmeye bas. Rica ediyorum. İlgileneceğiz. Evet. Hakkında ne olur bir düğmeye bas. Tamam. Evet. 14-15 yaşında çocukların hepsi sakat şu anda o sarı yüzünden ya. Sen Metin bir şey diyecekmiş. Dur önce bir Cem tamam. Cem bir sen sorunu tamamla. Evet. Hem de kısadan hisseyle başlayayım. Geçen Trump'ın bir tweet'i çıktı ortaya. İşte Türkiye ile ilgili ne yaptı o tweet'te? Dedi ki işte biz dedi böyle olursa dedi Suriyelilerle ilgili falan işte biz ekonomik yaptırım uygular sizi kilitleriz dedi. Orada da Dışişleri Bakanımız farklı bir açıklama yaptı. Ne dedi Dışişleri Bakanımız? Ya bizi kimseyle karıştırmayın. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Biz ekonomik olarak belki bizi çökertirsiniz ama biz aç kalırız, susuz kalırız ama biz teslim olmayız. Bu aynı Ankara Gücü içinde geçerli. Önce bunu söyleyeyim, böyle bir girişim olsun. Şimdi altyapıyla ilgili doğrudur. Başakşehir'e giden çocukları biz nasıl ne şekilde getirdiğimizi hep beraber biliyoruz. Altyapıdan yetişti onlar. Şimdi altyapımızla ilgili arkadaşlar gene söylüyoruz. Demin başkan da güzel söyledi. Dedi ki ya arkadaşlar bir şeytan taşlamayı bıraksak var ya hepsini eğileceğiz de. Ama çok doğru. Eksik mi? Bu bizde eksik. Hakikaten eksik. Ama biliyor musunuz şu andaki altyapıdaki o giden çocukların haricindeki çocuklarımıza yapılan teklifleri ve bunlara karşı verdiğimiz savaşları, aileleri çağırıp da bunlarla yeniden, Tolga burada, daha bugün konuştum Tolga'yla. Bir Kırgız bir çocuk bulduk, bir sokakta bulduk bu çocuğu. Bu çocuk nerede biliyor musun? Tarlada oynuyordu. Tarlada tesadüfen durdum, bir saat seyrettim o çocuğu. Aldım getirdim, yani bunu şey olarak söylüyorum. Aldım getirdim çocuğu, Sadık hocam dedim, şu çocuğa bakar mısın dedim. Sadık hoca baktı çocuğa, dedim ya hocam, çocuğun durumu nasıl? Başkanım ne söyleyeyim dedi. Doğru söyleyeceğim dedim. Ya dedi 6 senede ilk defa bir topçu getirdim dedi. Bilenimiz var mı? Yok. 12 yaşında o çocuk. Ve lisansı bugün çıktı değil mi? Lisansı bugün çıktı. Daha lisansı çıkmadan önce başkanım da biliyor. Galatasaray ve Beşiktaş bize teklif yaptı o çocuk için. Biz vermedik. Ha? Ya bir de Sadık Hoca'yı değiştirelim kardeşim. Bak şimdi illaki bir yapılan olacak. Bir Sadık Hoca kardeşim. Bir de Sadık Hoca'yı değiştirelim ya. Ali bak illaki yapılan. Ahmet Hoca gelsin. Mehmet Hoca gelsin. Şimdi bu niye istişare? Şimdi biz burada az çok birbirimiz ne yaparız, ne deriz anlayalım, bilelim. Önümüz, biz gül bahçesiyle gelmedik buraya. Hepiniz biliyorsunuz. Aa Koray abi. En son o kongrede kızdırmışlar Koray abi. Kongre salonunu terk etti. Yolda ben yakaladım. Doğru mu Koray abi? Muzaffer'le beraber biz döndük de gittik. Şimdi biz gül bahçesinden gelmedik. Doğru. Sıkıntılarımız var. Doğru. Ya isterler istemezler ama bir savaşın ortasındayız. Bunu böyle bilin. Hakikaten ortasındayız. Cem, o şeye giden topçular bizim daha profesyonel yapmadığımız topçulardı. Ve biz onlardan daha profesyonel yapmadığımız topçular. Ben tabii normalde gönderir miyim topçuyu? Başak değil, şehir değil de ne olursa olsun. İsmail Hoca'yı çağırdım. Dedim ki İsmail Hoca, bak bu topçular senin işine yarar mı? Bu sene sen bunlara süre verebilir misin? Veyahut da seneye süre verebilir misin? Bunları oynatabilir misin dedi. Başkanım dediler daha çok genç dedi yani bunlar. Biz bunlara süre de veremeyiz, kadroya da alamayız dedi. Biz de tuttuk 850 bin lira mıydı neydi? O fiyata verdik. İyi kötü bu şeyde borçların bir kısmını bu şekilde ödüyor diye gidiyoruz. Şunu diyeceğim, bizden gidip de bazen diyorlar ya işte şuraya gitti, bu kulübe gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Onlarca belki 50 tane, 100 tane yolunu ayırdığımız çocuk oldu futbolcu kardeşimiz. Hiçbiri de hiçbir kulübe gidemedi.
Şimdi bu altyapıdaki sıkıntımız bizim şu. Tandoğan tesisleri biliyorsunuz. Makine kimyanın, MK'nin. Biz buraya her seferinde yardım için müracaat ettiğimizde bize bakanlıklardan vergi borcu, SSK borcu şu bu çıkıyordu. Onları hallettik. Ondan sonra diyorlar ki biz size direkt yardım edemeyiz. Makine kimyayla çözeceğiz. Bakın arkadaşlar. Yok zaten yapıyorlar onlar orada. Yani altyapıdaki çocuklar Beştepe'de oynuyor. Yani Beştepe'de zaten arabayla alıp götürüp getiriyoruz. O zaten bizim altyapıdaki çocuklarımızın tamamı orada oynuyor. Tamamına yakın. Orada sıkıntı yok. Şimdi yeni çocuklar yetiştireceğiz. Yeni futbolcu kardeşlerimizi keşfedeceğiz. Bunlar ama şöyle oluyor. Bakın arkadaşlar, defalarca kere biz bu tür futbolcuları bulduk. İkincilikten de bulduk. Üçüncülükten de bulduk. Amatörden de bulduk. Amatörden buluyorsun, profesyonelden fazla para istiyorlar. İkincilikte buluyorsun, birincilikte buluyorsun, üçüncülükte buluyorsun. Bayağı bir para istiyorlar. Sen şimdi buna 500 bin lira verip, yeri geliyor 1 milyon lira verip sen bunu takımına kazandırdığın zaman bu sefer de içerideki futbolcu diyor ki ben diyor alacağımı almamışım. Sen tutuyorsun bir futbolcuya bu kadar, daha ne olacağı belli olmayan futbolcuya bunu veriyorsun. Denge bozuluyor. Biz bir iki yakamız bir araya gelse arkadaşlar, bizim de tespit ettiğimiz futbolcular var. Ama sen alamıyorsun. Galatasaray. Adam 2 milyon da verir, 3 milyon da verir, alır. Ama sen 300 bin lira verdiğin zaman, 500 bin lira verdiğin zaman dengen bozuluyor. Ödeme dengen bozuluyor. Ama şunu söyleyeceğim. Yeniden yapılanma lazım mı? Altyapıda bu farz. Bunu yapacağız. Orada sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar her şey çok farklı olacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kapı kapı geziyoruz. Yani size şunu alıyor, bunu alıyor diyorlar. Bize de ne diyorlar? Dilencilik yapıyorsunuz. İyi de kardeşim, gidiyorsun bir de gitmiyorsun, çalışılmıyor deniliyor. Ha biz kendimize bir şey istedik mi? Hiçbir zaman duydunuz mu? Sadece Ankara Gücü yaşasın. Ankara Gücü'ne katkı sağlayalım diye her kapıyı açtık. Açacağız, çalacağız her kapıyı. Çalmak durumundayız. Bu süreç böyle geçecek. Ama şöyle de bir olay var. Şimdi Şubat ayında Ziraat Bankası kulüplerin borcunu temlik karşılığında tamamını kabul edecek. Tamamının parasını ödeyecek. Şimdi hal böyle olunca ondan sonra bizim elimiz daha da güçlenecek. Bunun, bu aldığımız paranın belli bir kısmını direkt altyapıya biz harcayacağız. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz. Sahamızı kendimiz onaracağız. Tribünlerimizi yapacağız. Gelen mesela çocukların ailesinin oturabileceği güzel sosyal alanlar oluşturacağız. Ve bu yaşam alanları, spor alanları oluşturduktan sonra bizim altyapımız daha da güçlenecek. Ama şunu derseniz ki bizim altyapımızda hiçbir şey olmuyor, o yanlış olur. Niye olur? Takımlara baktığınız zaman büyük takım diye dediğiniz takımlar bile tek tük topçu çıkarabiliyor. Ama onların medyayı daha iyi kullanması, ondan sonra daha büyük kitlelere ulaşabilmesi daha kolay. Haliyle onların pazarlaması daha farklı olabiliyor. Bizim daha biz yolun başındayız arkadaşlar. Bizim önümüzde çok kat edeceğimiz yollar var. Eğer biz altyapıya zaten önem vermezsek bundan sonra bizim yürüme, yaşama şansımız da çok zor. Türk futbolunun ayakta kalma şansı çok zor. Doğrudur. Hem tesisleşeceğiz, hem bilgisi, birikimi iyi olan hocalarla çalışacağız. Yani buraya artık geçmek lazım. Çağa ayak uydurmamız lazım. Ve bu dönüşümü yapmayan kulüplerde göreceksiniz. Çoğu düşer gider. Yani bu uğurda gerekli olan neyse arkadaşlar, biz bunu yapacağız. Altyapıyı ele alacağız. Şimdi bizim önceliğimiz şu kısa dönemde biz yine kaynak bulup futbolcularımızı takımda tutacağız. Artı ekstra kaynaklar bulursak da biz
transfer yasağını açıp yolumuza devam edeceğiz. Önce burada hemfikir olalım. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yeter değil mi? Bayağı da oldu ya. Evet. Değerli kardeşlerim, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Bunu unutmayın. Bunu gelin arkadaşlar hep beraber gönüllü bir şekilde yapalım. Ankara Gücü kardeşliğini yapalım. Ankara Gücü birlikteliğini yapalım. Armamızı hep birlikte en üst seviyelere taşıyalım arkadaşlar. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.